Değerli dostlar, bir kuru yemiş atölyesindeyiz. Gördüğünüz gibi tuzlu leblebiler hazırlanmış, paketlenmiş. Bunlar nohut leblebinin has hali. Burada tuzlu, normal nohut, sarı leblebi, bir sürü çeşitleri yapılıyor. Bakın burada da yine leblebiler. Pazarda, markette, kuru yemişçilerde aldığınız leblebiler, bütün kuru yemişler burada üretiliyor. Burada kavruluyor. Bakın siyah tuzlu çekirdek. Bakın son zamanda en çok tutulan Çin çekirdeği diye bilinen çekirdek tuzsuzu. Burada bakın tuzlusu var. Tuzlu iç fıstık. Bakın çıtır leblebi, köy leblebisi, çikolep, mısır, leblebi şeker, kabak çekirdeği, yine çıtır leblebiler, sarı leblebiler, gördüğünüz gibi. Burası da tam bir imalathane. Gördüğünüz gibi biraz önce geldiğimde tuzsuz iç fıstık kavruluyordu. Şu anda da tuzlu iç fıstık kavruluyor. Bakın gördüğünüz gibi tazecik. Antalya istikametinden deniz istikametine devam edecekseniz ve yolunuz Senizler'e düşecekse buradaki imalathanelere uğrayarak tazecik, sıcak sıcak leblebi, fıstık, çekirdek bulabilirsiniz. Biz de bugün şanslıyız. Bakın fıstıklar kavruluyor. Bakın gördüğünüz gibi koskocaman devasa bir makina. Bakın bu çiğ fıstık, Osmaniye fıstığı diye bilinen yerli fıstık buradan makineye veriliyor. Bakın buradan yavaş yavaş makineye giriyor. Makinede tuzlanıp biraz önce gördüğümüz yerden tuzlu olarak yemeğe hazır bir şekilde gidiyor. Bakın gördüğünüz gibi. Kaç dakikada oluyor bu kavrulma işlemi? 25 dakika. Gördüğünüz gibi biraz önce tuzsuz olarak fırına giren iç fıstık buradan kavrulmuş olarak 25 dakika gibi bir zamanda hazır hale geliyor. Daha sonra da paketlenerek pazarda, markette
memnun olarak sizlerin sofranıza misafir oluyor. Değerli dostlar, bugünlük videomuz bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve sosyal medya hesaplarında paylaşmayı unutmayınız. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Sağlıkla kalın. Bizi izlemeye devam edin.